Ortaçağ Avrupa'sında birçok özerk komün vardı. Bunlar beraber çalışıp gelir paylaşmak üzere bir araya gelen topluluklardı. Pont-Saint-Esprit, Fransa'nın güneyinde yer alan bir komündü. 1951'de bu beldede yaşananlar yarım asır geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor. Peki yarım asır önce ne yaşanmıştı? 16 Ağustos 1951. Postacı Lyon Armini Fransa'nın güneyindeki bu bölgeye geldiğinde henüz iki mektup bile teslim edemeden bir anda yere yığılmıştı. Lyon aniden midesinin bulandığını söylüyordu. O anlarda onu dışarıdan izleyenler orada olmayan birileriyle konuştuğunu görmüşlerdi. Belli ki halüsinasyonlar görüyordu. Lyon şu an hayatta. O günleri yerinde deneyimleyip hayatta kalan bir avuç insandan birisi. Kötüydü. Bir an küçüldüğüm duygusuna kapıldım. Sanki bedenim sıkışıyordu. Alevler içerisindeydim. Kollarımda yılanlar varmış gibi hissediyordum. Ne olduğunu bile anlamadan kendimden geçtim. Lyon kendine geldiğinde bir akıl hastanesindeydi. Üzerinde deli gömleği vardı. Hemen yan tarafındaki yataklarda üç genç yatıyordu. Gençlerden biri pencereden atlamaya çalışıyordu. Lyon o günler için bir daha aynı şeyi yaşayacağıma ölürüm daha iyi diyor. Lyon tek değildi. Köyün tamamı bu gizemli salgının pençesindeydi. Yakınlarda bulunan iki doktorun ofisleri benzer vakalarla doluydu. İnsanlar aynı semptomları söylüyorlardı. Mide bulantısı, kusma, soğuk titreme, ateşlenme. Bu semptomlar halüsinasyon krizleri ve konvülsiyonları yani ateşli havaleyi tetikliyorlardı. Bunların eklenmesiyle durum daha da kötü bir hale geliyordu. Yetkililer birkaç gün sonrası için iyileşme bekliyorlardı. Ama bu bir fitildi ve patlayana kadar yanmaya devam edecekti. 24 Ağustos gecesi bir adam kendisinin uçak olduğuna inanmıştı. Bir an bile düşünmedi ve ikinci kadın penceresinden kendini aşağıya bıraktı. 11 yaşındaki bir çocuk ailesine zor günler yaşatıyor, herkese saldırıyordu. Bölgedeki iki doktordan birisi 24 Ağustos 1951'in gecesi için Kıyamet Gecesi ismini uygun görmüştü. En iyi durumda olanlar bile 6 ile 48 saat arasında mide bulantısı, şiddetli baş ağrısı ve uyuyamama gibi şikayetlerden yakınıyorlardı. Durumu kötü olanlarsa saldırganlaşmış, hırçınlaşmış bir haldeydiler. Çoğu 10 ile 12 gün arasında akıl sağlıklarını tamamen yitirdiler. Kasaba birbirine karışmış durumdaydı. Zamanın şartları, tıp biriminin yeterli seviyede olmaması ve ulaşım sorunları kasaba halkını hastalıklı bir çemberin içine sıkıştırmıştı. Kasaba kocaman bir timarhaneye dönmüştü. Etrafta kaplanlar olduğunu sananlar, ölümsüz olduğunu ilan edenler, geçmişe dair her şeyi unutanlar ve mecali olmadığı için yataktan kalkamayanlar. Hepsi aynı köyün sakinleriydi. O günlerde 250'den fazla insan iki doktor tarafından muayene edilmişti. 50'den fazla insan hastaneye kapatılmak zorunda kalmıştı. Araştırmalar tek bir suçluyu işaret ediyordu, ekmeği. Bu gizemli salgından birkaç hafta önce Pont-Saint-Esprit yakınlarındaki bazı köylerde ekmek kaynaklı gıda zehirlenmeleri olmuştu. Raporlar bunu gösteriyordu. San Marta'daki Moïse Maye değirmeninin ürettiği unlar bu salgının ana faktörleri olabilirdi. Bu şirketin ürettiği unların çoğu olmasa da bir kısmının insanları zehirlediği düşünülüyordu. Geçen haftalarda aynı belirtiler yakınlardaki beldelerde de görülmüştü. Raporlar aynı şeyi söylüyordu. Bu insanların hepsi ishal, kusma ve şiddetli baş ağrısından muzdaripti. En az 10 farklı yerde hem şikayetler hem de ekmek yapımında kullanılan unlar aynıydı. Bazı fırıncılar da bu teoriyi destekliyorlardı. Hatta bazıları hamurun gri ve asitik bir yapıda olduğunu fark ettiklerini itiraf etmişlerdi. Bir belediye başkanı o firmadan un alımını yasakladı. Epidemiyolojik araştırmalar kasabada sorguya çekilen tüm insanların aynı fırından ekmek aldığını ortaya çıkarmıştı. Komşu kasabada yaşayan ve aynı dertten muzdarip olan 9 insandan 4'ü de Pont-Saint-Esprit'deki fırından ekmek almışlardı. 7 kişilik başka bir aileden sadece 5'i bu ekmeği yemiş ve 5'i de hastanelik olmuştu. 20 Ağustos sabahı durum sağlık hizmetleri, idari bölge yetkilileri, savcılık ve polis tarafından öğrenilmişti. Kasabaya gelen ekipler ilk olarak Rock Brio ismindeki insanların zehirlenmesine sebep olan ekmekleri satan fırına gittiler. Fırın sahibi de bu duruma bir anlam veremiyordu. Suçlamaların odağında olmasına şaşırmıştı.
Ekipler soruşturma sonunda fırında üretilen ekmeğin bir partisinin başka bir yerden alındığını öğrendi. Ancak diğer partiler hakkında fırın sahibi ve çalışanlar farklı ifadeler vermişlerdi. Ekipler kasaba halkını sorguladıklarında bazıları ekmeğin normal olduğunu, bazıları ise kimyasal kokular içerdiğini, örneğin bir benzin gibi koktuğunu söylemişlerdi. Ekmeğin görüntüsünü normal bulanlar da vardı, biraz grimsi bulanlar da. 23 Ağustos günü bir hakim resmi bir soruşturma başlattı. Komiser Georges Sigou bu toplu zehirlenme vakasının sebebini bulmak üzere görevlendirildi. Brio isimli fırının yaptığı ekmekler 4 farklı malzemeden üretilmişlerdi. Un, maya, su ve tuz. Bu hastalığa sebep olan potansiyel malzeme ancak un olabilirdi. Fırında kullanılan su tüm kasabanın kullandığı belediye kaynağından geliyordu. Tuz ve maya ise neredeyse bölgedeki tüm fırıncıların tedarik ettiği aynı firmadan alınmıştı. İncelemeler ve testler sonunda bu malzemelerde hiç toksisite bulunamadı. Geriye bir tek un kalıyordu. Acaba fail o muydu? Yoksa o da mı masumdu? Ekipler unları aldılar ve araştırma yapmak üzere bir merkeze götürdüler. Dağıtım ağının şefi John Buske, Temmuz ayının sonundan bu yana dek bölgeye un tedarik eden iki değirmen olduğunu söyledi. Châtillon-sur-Ant ve Saint-Martin. Saint-Martin'daki değirmenin ürettiği un hakkında birçok şikayet vardı. Ama diğer firma hakkında yetkililere ulaşan herhangi bir şikayet yoktu. Araştırma yürüten ekip, ekmeklerde ergot alkolit olduğunu düşünüyordu. Bir sonraki durak Moïse Maye'ydi. Değirmen sahibi ergot alkolidine, yani çavdarda oluşan bir tür küf mantarına ihtimal vermemiş, bu iddiaları reddetmişti. %2 oranında fasulyonu karıştırdıklarını söylüyordu. Aslında Gıda Bakanlığı buğday kıtlığı sebebiyle çavdar unu karıştırılmasını zorunlu kılmıştı. Ayrıca o bölgede kaliteli çavdar buğdaydan daha pahalıydı. Bu yüzden de fasulyon eklenmesi onaylanmıştı. Ancak yapılan araştırmalar tahılların gayri resmi anlaşmalarla ihraç edilen bazı tahıllarla karıştırıldığını ortaya çıkardı. Bu aslında o dönem herkes tarafından yapılıyordu. Çiftçi fırıncıya tahılını getirip ekmek karşılığında satıyordu. Fırıncı da bunları değirmenciye getiriyor ve aralarında satış payı kararlaştırıyorlardı. Soruşturmada değirmen sahibi tahılları hangi fırından aldığını itiraf etti. Bozuk, kalitesiz tahıllar aldığı aşikardı. Bunu kötü olan işlerini düzeltmek, rayına sokmak için yapmıştı. Bu düşük kalitedeki tahılı diğer tahıllarla karıştırdığı için yüzlerce insan hastanelik olmuştu. 31 Ağustos günü değirmen sahibi ve bozuk kalitesiz tahılları satan fırın sahibi tutuklandı. İslam dışı adam öldürme ve yaralama suçuyla yargılanıyorlardı. Daha sonra değirmencide çalışan bir işçi daha tutuklandı. Fakat eşi doğum yapmak üzereydi, tek başına 9 boğaza bakıyordu, o yüzden serbest bırakıldı. Fırın sahibi ve değirmencinin ne kadar ceza aldığı bilinmiyor. Eylül 1951'de Dr. Gebay ve birkaç meslektaşı bilimsel bir dergide yayınladıkları makalede zehirlenme olayının ergot mantarı kaynaklı olduğunu açıkladılar. Hastaların tek ortak bağlantısı fırındı. Araştırmalar olayın çavdar yüzünden yaşandığını ortaya çıkarmıştı. Daha sonra bunları yiyen hayvanların da telef olduğu anlaşıldı. Raporlara göre ergot, halüsinojenik ilaç LSD benzeri alkaloidler üretiyordu. Sonraki araştırmalar tahıl ve tohum tedavisinde kullanılan bir ilaca yoğunlaştı. Bu ilaç civa zehirlenmesine neden olmuş olabilirdi. 1982'de suçlu bu kez Aspergillus fumigatus adlı seyir bir mantar türü oldu. 2008'de bir tarihçi asıl sebebin yapay ve yasa dışı un artıcı kimyasal bir bileşik olduğunu öne sürdü. Komplo teorisyenleri de elbette bu konuyu el atmadan durmadılar. Bazıları bu olayın 2 yıl önce 1949 yılında kararlaştırıldığını iddia ediyordu. ABD hükümeti LSD deneylerini bu denekler üzerinden yapmıştı. Amerikalı bir gazeteci de 1954 tarihli bir CIA raporunu ele geçirdiğini, Amerika'nın Fransa'nın Jurabi köyünde LSD ürettiğini iddia etti. Amerikalılar bunu ekmek aracılığıyla insanlara yedirdiyse, bunun sadece fırındaki çuvalı değil çok daha fazla yere tesir etmesi gerekirdi. Ayrıca Amerikalı bir akademisyene göre bu semptomlar tam anlamıyla LSD semptomları değil. LSD'nin ekmek pişirilirken yüksek ısıya dayanması imkansız. Ancak ekmek pişirdikten sonra eklenmiş olabilir. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.